İyi akşamlar sevgili seyirciler. Yeni haftanın ilk gününde sizlerle birlikteyiz. Günlerden pazartesi ve bu akşam yine derin futbolda sizlerle beraberiz. Derin. Evet, yaralarımızı sarıyoruz, sarmaya çalışıyoruz. Elazığ'da ve Malatya'da artık kurtarma çalışmaları bitti. Maalesef 41 vatandaşımız Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun. Allah bir daha sadece ülkemize değil, dünyada hiçbir coğrafyaya, hiçbir ülkeye, hiçbir insana, hiçbir canlıya böyle bir sıkıntı vermesin. Allah depremden, tüm felaketlerden ülkemizi, amin, ve bütün dünyayı korusun. Amin. Bütün insanlığı korusun diyelim ve Ertem, dönelim. Bir de ben sabaha kadar biliyorsun oturuyorum ya, uyumuyorum, televizyon seyrediyorum. Şu kurtarma ekiplerine bir teşekkür et. Afat başta olmak üzere. Hepsi. Jandarmalara, bravo. Hepsine, bravo. Jandarmaya, nasıl çalışıyorlar? Askerimize, ne? Polisimize, nasıl? AFAD, başta AFAD ekibi olmak üzere, bütün kurtarma herkese, ekipleri, evet. İçişleri Bakanlığımıza, Sağlık Bakanlığına, adını sayamadığım orada kim varsa, kim elini taşın altına soktuysa, herkese sonsuz teşekkürler, şükranlarımızı sunuyoruz. Nasıl? Evet, sevgili seyirciler, bir son dakika gelişmesiyle başlayalım. Altta yazıyor. Göztepe Beşiktaş maçı tekrar mı oynanacak? Şu anda Beşiktaş camiasında inanılmaz bir atmosfer, bir hava esmeye başladı. Beşiktaş yönetiminin olağanüstü toplandığı söyleniyor. Beşiktaş yönetiminin olağanüstü toplanmasının sebebi Sergen Yalçın değil. Sergen Yalçın'la Beşiktaş yarın sözleşme imzalayacak. Sevgili Sercan Dikme'den gelen haber, özel haber. Bir, Beşiktaş Oğuzhan Özyakup Feyenoord arasındaki görüşmelerde sıklaşmaları iyice daha da bir sıklaştırdı. Oğuzhan'ın gitmesi an meselesi. Oğuzhan'ın Beşiktaş'tan ayrılıp ayrılmayacağını kararını yarın kim karar verecek? Sergen Yalçın. Evet. Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup'u Beşiktaş'ta kalmasını istiyormuş. Onu belirtelim. Ve bir özel haber değil, bir özel haber daha. Beşiktaş kulübü yarın öğlen resmi internet sitesinden yapacağı açıklamayla Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Komitesi Göztepe Beşiktaş maçının tekrar edilmesini talep edecek. TFF ve MHK'den Beşiktaş kulübü hukukçuları bugün dilekçelerini ve yazışmalarını yaptı. Mi? Yarın resmi açıklama yapılacakmış. Sen de gideceksin mi? Sevgili seyirciler. Ertan Süzgün de diyor ki Sergen Yalçın yarın öğlen Beşiktaş'la resmi sözleşme imzalıyor. Bugün Vodafone Park'ta bir görüşme yapıldı dendi. Sağ gösterip sol vurulmuş. Ahmet Nurçebi ve yönetimi kurmayları Sergen Hoca ile başka yerde görüşmüşler. Beşiktaş Sergen Yalçın'la artık resmi sözleşme imzalıyor. Evet. Yarın açıklanacak. Evet. Nereye ben gideceğim mi? Sen de yarın federasyona başvuracak ya Beşiktaş. Sen de gideceksin mi federasyona, katılacağım? Sen de başvuracaksın mı? Neden? Ne bileyim ben yani, şimdi bugün Sivasspor puan kaybetti ya Ümit. 2 puan kaybetti ya. Dün ümitsizdi. Şimdi Sivas 2 puan kaybedince acaba Beşiktaş da bu yarışın içinde olur mu ümidiyle Ertem programı bir şekilde bu haberle bir de açıyor. Bir de altyazıyı da koymuş oraya. Biz tekrar mı oynanacak futbolu diye. Yok yani kitabından öğreniyoruz. Bak burada ne diyor? Oyun kuralları 2019-2020. Bunu Sinan abi de gösterdi bana. Ya bu arada Sinan'ı indirip tebrik dedi, ediyorum. Hayır. Şöyle, gözün aydın diyorum. Top savunma yapan takım kalecisi için ceza sahası içerisinde bırakılır eğer oyun durduğunda. Top ceza sahası içerisinde ya da top en son dokunulan yer ceza sahası içerisinde ise diğer tüm durumlarda hakem topa en son dokunan takımın bir oyuncusu için topa en son dokunulduğu, saha dışı bir unsura değdiği veya kural 9.1'de de belirtildiği gibi bir maç görevlisine çarptığı yerde hakem atışı yapar. Top oyuna girene kadar diğer tüm oyuncular iki takım da dahil olmak üzere toptan en az 4 metre uzakta olmalıdır. Şimdi bravo, dün ne oldu? Bravo. Dün ne oldu? Bravo Ertem. Top en son bravo Ertem Douglas tarafından bravo havadayken Ertem yere düştü. Düşerken Tyler Boyd da kendini yerde buldu. Top Beşiktaş'taydı. Evet. Hakem oyunu durdurdu. Hakem evet oyunu durdurduğunda oyunu nereden başlatması ve topu kime vermesi lazım? Bravo Ertem. Ne güzel Beşiktaş'a okudun. Beşiktaş'a vermesi tamam, lazım. Çok güzel kural okudun. Kural böyle diyor. Çok İsterse kural. Sayın Emre Koca da, Sayın Mehmet Sepil, Göztepe'ye de söz hakkı veriyoruz. Göztepe'nin de en az Beşiktaş kadar hakkı var. Sen ilkokulda var ya, ilkokulda bu Ertem. Hani 23 Nisan 29 Ekim'de ilkokulda ben senin küçüklüğünü bilirim. Şiiri bile, bu Cumhuriyet şiirlerini bile bu kadar güzel okuyamazdın sen. Yani bu kuralı o kadar güzel okudun ki. Böyle seni tebrik ediyorum Ertem. Harika okudun.
Yani küçükken şiir okuyamazdın. Bu kuralı nasıl böyle harfiyen okudun? Hiç kestirmeden. Seni tebrik ediyorum yani. Vallahi şimdi billahi. Sen bunu... Seni de bu ara Sinan Engin hayırlı olsun diyorum. Oğlun göreve başladı. Allah hayırlısı Sergen. Olsun. Bir hayırlı numaralı olsun. Oğlun. Allah mahcup etmesin. Manevi oğlun. İnşallah başarılı olur. Böyle bir şansı da en iyi şekilde Sergen inşallah değerlendirsin. Bunlar beni, sizden öğrendi. Maç tekrar Alanya Spor maçında beni, sizden ders almaya çalışıyor Beşiktaş galiba. Beni bunlar getirmez diyordu. Fenerbahçe herkesi taklit etmeye başladı. Sinan'ın bir lafı bitsin de. Özür dilerim abi. Sonra tartışacağız beni. Bunlar beyni. Getirmez diyordu ama eski yönetimle ilgili. En de sonunda bir gün geleceksin dedim. Hayırlısı olsun o gün bugün inşallah. Beşiktaş taraftarı da zaten çok seviyor. Önemli olan futbol takımının sağ sonuçları. İnşallah taraftarına desteğiyle Beşiktaş düzlüğe çıkacaktır. Hayırlı olsun Sergen'e diyelim. İnşallah hayırlısı olsun. Evet, hayırlı şimdi olsun. Bu kitapçıkta yazıyor değil mi o kural? Evet aynen. Tamam. Kural böyle diyor. O zaman kural böyle diyorsa sahada yaşanan olay aynı böyle miydi? Aynen böyle. Aynen arada böyle. Farklar var. Var mıydı? Farklar var arada. Ne gibi Ertem farklar? Çok şeyle anlattı olayı. Şimdi bunu yarın... Şimdi hakem burada kendine şunu söyleyecek. Ben seni şey yapayım da. Görüntüyü bana bir atar mısın ben Sinan abiye bir kez daha? Hayır büyük ihtimalle hakem kendini şöyle savunacak. Zaten kural hatası var diyenler de var. Yorumluyor. Yok diyenler de var. Yok diyenlerin söyleme sebebi şu. Ahmet Hoca'dan biraz sonra dinleriz. Şimdi olay tam da öyle olmadı. Yere düştükten sonra Beşiktaşlı oyuncu evet. Hakemin düdüğü çaldığı belli değil. O ara Beşiktaş topu orta sahaya doğru uzaklaştırdı ve Göztepe'li oyuncu topu aldı. Orta sahada defans oyuncusu yanılmıyorsam ya Çiçi ya öbür stoper. Birisi aldı topu. Tamam. O ara hakem oyunu durdurdu. Ama daha önce mi durdurdu? Tam Göztepe'ye geçtiğinde mi durdurdu? Stoper almadı. Kim birisi aldı Göztepe'yi? Göztepe'ye geliyordu. Hayır stoper almadı. Göztepe'yi almadan durdurdu. Şimdi genelde biraz daha onu, onu bilmiyoruz. Göztepe'li oyuncuya geldiğinde oyun durmuş oldu. Ama daha önce düdük çalıp top Beşiktaş'ı... Mikrofonum çok komik duruyor biliyorsun. Şimdi... Değil mi şurada? Ama ya. Şimdi... Burada durmuyor. Genelde... Burada durmuyor. Hayır Sinan bilsin diye söylüyorum. Hayır ben biliyorum konuyu konuşayım da. Görüntüyü atsanız bana. Şimdi... Şimdi evet. Hoca bu işin tabi uzmanı en son ne söyleyecektir? Ayrıdır o... Bu hayır o değil Emre. Analiz etmiştir, bakmıştır. Ama genel olarak... Sosyal medyada hakem eski hakemlere baktığın zaman herkes çoğunlukla kural hatası diyor. Tabii buna Futbol Federasyonu ve ilgili kurullar bununla ilgili kararı verecektir. Tabii Sinan abi Beşiktaş'a kim Beşiktaş'ın lehine karar verdi? Şimdi oraya geliyorum bak, da. Bak. Şimdi ayrı yok değil. Zor ama yani. Şimdi burada da bir Göztepe'nin de. Beşiktaş'ın kopması gerekiyor. De hakemler yani burada yalan bir şey yok. Şimdi Göztepe'nin de oynadığı bir oyun var. İyi oynadı. Mücadele etti. Çok güzel oynadı. Göztepe'nin hakkını kenara koyalım. Mehmet Bey'im aldı. Ama Hüseyin Göce'ye gelince dün vermediği bir sürü var. Zaten sezon başından beri Beşiktaş'ın yani verilmeyen bir sürü penaltısı hakemler yani sayarsan bir sürü var. Ama tabii Beşiktaş'ın içinde bulunduğu karışıklıktan dolayı bunlar çok yaşandı. Şimdi inşallah yeni hocayla beraber yönetim de havaya girecektir. Beşiktaş'ın hakkını en iyi şekilde savunacaklardır. Ben tabii bunu Futbol Federasyonu'nun şimdi herkes ilgili, bu işle ilgili olan insanlar, sosyal medyada herkes buna kural hatası diyorsa demek ki bir şey var ki buna kural hatası deniliyor. Onun için yarın bakacaklar. Birazdan hoca bunu şimdi tamamıyla çok güzel şekilde analiz eder. Çok iyi anlatacaktır. Ama dediğim gibi ben orada değilim. Kural hatasını verdi veya vermedi de değil. Şimdi dün Beşiktaş yenildi. Ama önemli olan hakemler niye Beşiktaş'a karşı hep böyle hatalar yapıyor? Sezon başından beri çok var. Yani bir yönetim boşluğundan dolayı, değişen bir yönetimden dolayı bir takım tabii Beşiktaş'ta bir takım aksaklıklar başka şeylerle uğraştığı için Beşiktaş yönetimi inşallah bunlara dönecektir ama dediğim gibi herkes eğer bir kural hatası var diyorsa Futbol Federasyonu en nihayetinde bunu değerlendirecektir. En iyi kararı vereceğini düşünüyorum. Yine söylüyorum, tekrar söylüyorum. Bilmiyorum Sergen Yalçın hayırlı olsun diyorsunuz galiba. Evet. Kim? İlk önce ben söyledim. Epey ederler ya en son duyarsın diye. Evet. Ondan sonra geçen Sergen'i gördüm hatta çok ayaküstük çok kısa hatta soramadım da ne oldu falan diye kalabalıktık. Dolayısıyla hayırlı uğurlu olsun. 40 yılda bir gelir böyle şanslar sevgili Sergen. Herkesin seninle ilgili şu görüşü vardı hep bizi söylerler. Daha bir takımın sonuna kadar çalıştırmadı derler. Hadi olur. İşte sana bir fırsat. Evine geldin. Beşiktaş'a geldin. Çok şey yaşadık. İyi şeyler yaptığın sürece bizden sana her zaman destek olur. Hatalı işler yaptığın zaman bizim sana burada eleştirilerimiz de olacaktır. Onun için
Hayırlı uğurlu olsun. Hem Beşiktaş'ımıza hem de sana. Allah'a mahcup etsin. Ahmet Hocam. Efendim. Şu anda gündem. Evet. Evet, Sergen Yalçın. Doğru. Sinan abinin daha Sergen'le ilgili olarak. Sergen Hoca ile ilgili söyleyecekleri var Sergen, ama. Sergen bence hayatında hatasını yapıyor. Ama ondan önce şunu merak ediyorlar hocam. He. Bu konu hakkında sadece konuşmayan sizsiniz. Hangi konu hakkında? Bazı hakem hocaları, hakem yorumcuları hepsi konuştu. Ama herkes şu anda bana yazıyorlar. Ahmet Çakar ne diyor? Ahmet Çakar kural 8 ile ilgili ne diyor? Beşiktaş Göztepe Beşiktaş maçı tekrar edilecek mi? Türkiye'de. Neden Sivas Spor puan kaybettikten sonra Beşiktaş bir anda ateşe benzin döktü diyenler var? Hocam 2004'te bir maç değer edildi, hatırladın mı? Rize Fenerbahçe. Evet, ben Victoria'nın... Beşiktaş menajeriyken hatırladın mı? Çift sarıdan dolayı hatırlarsın. Hatırladın mı? Söylüyorum. Çift sarıdan atmadım işte. Atmadım. Bir soruyorsa oldu. Bir Victoria'dan. İki sarı kart. Kural hatası var diyelim. Burada evet. Sorun kural hatasını tartışmak değil. Maçın tekrarını gerektirecek bir kural hatası var. Evet, bravo hocam. Yani bir maçın tekrarını gerektirecek kural hatasından bahsediyorum. Hakem dedi ki taş at taç. Taş evet. Dedi böyle gösterdi herkes. Taş dedi. Tamam. Fotoğraf yayın yani. Oyuncu aldı taçı elinle değil de ayakla başladı. Şimdi ne demektir bu? Hakem tabak gibi taça çıkmış. Hakem demiş ki yan hakem taç. Hakem de taç at demiş orta hakem. Bütün Türkiye bunu izledi. Oyuncu taç atmıyor. Hakemin bak gördüğü alanda da topu ayağına dikiyor. Evet. Ayağını pas verip başlıyor. Faul kullanır gibi. Faul kullanır gibi. Evet. Şimdi bu kural hatasının babası. Peki bu maçı tekrar ettirir mi? Sonucu etkisi var maçın. Şimdi şu pozisyonun. Şimdi bu çok önemli. Değil mi? Bu çok önemli. O pozisyon kural oldu. Çok uzun yıllar önceydi. Rize sol beki Victoria. 2004 evet. Hocam. 2004. Hikmet Karaman'dı galiba. Bravo. Efendim maç 1-1 bittiydi. Tekrar edildi Fenerbahçe. Şimdi o maçta şu vardı. Dakika 80 küsür. Biraz küsür. 81 filan. Yağmurlu bir hava. Vitoria'ya ikinci sarı kartı gösterdi. Fakat oyundan atmadı. Bravo. Şimdi mantığı şu. Hep şu soruyu soracaksın. Taçı elle değil de ayakla başladığı vakit bunun sonucu etkisi ne? Hiçbir şey. Hocam ayakla başladı. Evet. Uzun attı gol oldu. Şimdi bak şu an. Ara kaç karşıya başladı. Kaç karşıya kaldı. Başladı. Attı araya. Sen. Gitti Burak. Gol yaptı. Forvet oyuncu Ümit Karat. Gol yaptı. Sinan Engin. Gol yaptı. Ayak içiyle köşeye bıraktı gol. Şimdi bakın. Yapılan kural hatasının sonucu etkilemesi lazım. Vitoria öyle değildi. Fenerbahçe çok haklı olarak dedi ki kardeşim ben 8-10 dakika. Tabii. 10 kişilik Rize'ye karşı oynayacaktım. Ama ben hakemin hatasından dolayı 11 kişilik Rize'ye karşı oynadım. Şimdi Türk milletine soruyorum. 8-10 dakika kendi evinde. Uzatmayla. Fenerbahçe uzatmayla 10-12 dakika. Rize Spor'a bir kişi eksik oynamasında gol bulma şansın var mıydı? Var. Var. Daha yüksek yani. Şimdi bu da yetmez. Bu da yetmez. Hakeme soracaksın. Ey hakem. Bunun devamında ne var Ertan? Beyler dinliyor muyuz? Hocam sen böyle dinliyorum seni. 34. dakikada sarı kartı kime gösterdin Rize'den? Evet, hakem raporunda ya. Sorguya alacaklar hakemi. Evet. Vitoria. Peki 82. dakikada kime gösterdin? Bak hakem orada kıvırırsa yine bir şey yapamazsın. Vitoria değil de. Evet. Hasan'a gösterdim derse ikisi de yan yanaysa yedi gitti geçmiş olsun. Hiçbir şey yapamazsın. Şimdi şu. Burada soru şu. Hüseyin Göçe'ye şu soruyu soracağım. Ben MHK başkanı var. Evladım görüntüler çok açık. Evet. Sen top Beşiktaş ceza alanından, Beşiktaş'ta oyuncu tarafından uzun vurulduğu an havada oyunu durdurdun. Tedaviyi yaptırdın. Ama sen ne yaptın biliyor musun? Eski kurala gitti abi. Halbuki senin ne yapman lazımdı? Topu Beşiktaş'a önüne at. Hüseyin şöyle kıvıramaz. Hocam ben orada oyunu öyle durdurmadım. Efendime söyleyeyim orada durdurdum. Ama orada Göztepe'li oyuncu topa temas etmedi ki. Sen oyunu durdurduktan sonra Göztepe'li hocam soru soracağım. Evet. Peki şimdi sizin söylediğiniz gibi maçın içindeki bu kural hatası sonuca etki edip etmemesi diye bir burada bu yönetmelikte yazıyor mu? Yani sonuca ederse veya etmezse tehir olur veya tekrarlanır falan diye bir maçın, var mı? Bir madde maçın var mı? Tekrarını evet. Uluslararası oyun kuralları yazmaz. Bir maçın tamam. tekrarına tamam. O maçı düzenleyen organizasyon karar verir. Yani söz konusu olayda tamam. Türkiye Futbol Federasyonu diyecek ki
Neye soracak? Önce MHK'ye soracak. Tamam. Sonra kendi görüşü. Tamam. Pozisyonlara bakılacak. Kur hatası İş, var dedi. Kur hatası var dedikten sonra tamam. Maç tekrar edilir. Bitti. Yani o sonuca etki etti falan filan aranır mı? Tabii ki aranır. İsterse arar. Şimdi bak açık konuşayım. Hocam İsterse geliyorum. Arar. Hocam bir soru da benim sorum var şimdi. İsterse arar hocam. Şimdi bakın açık bir sorum daha var. Sen şimdi MHK pardon efendim. Tabii sen söylesin. Sen şimdi MHK başkanısın. Bu işin patronusun hocam. Evet. Bu sana geldi önüne. Ne yaparsın? Şimdi bak sıkıntı şu. Dürüst konuşmak gerekir. Evet. Hüseyin Göçek kesinlikle kafa eskiye gitti. Tamam. Topu oradan Beşiktaşlı stoper ceza alanından yüksek vurduğunda oyunu durdurdu. Çok açık görünüyor. Tamam. Sonra gitti 50 metre ötede topu Göztepe'nin önüne bıraktı. Tamam. Bu çok açık. Onur fotoğraf attım. Şöyle kıvıramaz Hüseyin. O zaman ahlaki olarak tartışılır. Yok ben Göztepe'li topa dokunduktan sonra oyunu durdurdum yemezler. Görüntüler var. Kıvırma derler. Sıkıntı şu. Sıkıntı. Bu maç. Bir de müsaade et. Sıkıntı şu. Göztepe'li oyuna başladı. Attığı uzun topa gelen kafayı vursa Göztepe santraforu. Onu soracaktım. Sorumu maç ben de onu soracaktım. Hocam. Bak ben de onu soracaktım. Ben bu kurala göre senin anlattıklarına Bravo. Göre bu maçın %100 tekrar edilmesinden yanayım. Hayır. Sinancığım ben sorumu Hayır. sorabilir miyim? Bak aynı senin. Hayır, %100 hocam. Senin bir dakika. Ben şimdi senin anlattıklarına göre. Bak, şimdi, ben şunu aramam. Sinan. Sonucu etki eder. Şimdi, pardon hocam. Tamam. Sonucu etki eder mi? Ve etmez mi falan mı? Hayır. Şu maç. Şu kural hatası da aynı şekilde örtüşüyor maçta yaşanan bana göre şimdi, bu maç tekrar edilmeli. Bak şimdi benim sorumdan sen şunu da şimdi evet. bir dakika şunu evet. da şunu da hesapla. Şimdi ben Ahmet Hoca onu söyledi tam soracaktım Ahmet Hoca kendi söyledi. Tamam. Şimdi hakem topu başlatırken Göztepe'li evet. oyuncuya verdi değil mi? Bravo. Göztepe'li oyuncu da topu şişirse tamam. o topta gitse gol olsa direkt sonucu etkileyecek. Öyle olmadı. Onu anlatıyor. Olay. Ben bir dakika. Aramam abi. Bir dakika. Bir şey yok dakika. Hocam. İşte yazmıyor burada. Bak, göz, bir dakika. Zabın bana göre yazmasın abi. Burada yazmaz. Bir dakika. Bir dakika abi. O yazmayan şey de yani çok net bir şey. Top Beşiktaş'ta olması gerekmiyor mu? Ya kardeşim. Hakem topu Beşiktaş'a vermesi gerekmiyor mu? Çok hassassın tebrik ederim. Şunu hatırlatayım sana. Hocam yazmayan şey aramam. Bir dakika. Şu Alanya Fenerbahçe maçında Kur'an hatasına Fenerbahçe itiraz etti ya kabul edilmedi. Evet. Oradaki maddeyi de okuduk o gün. Ne diyor? Top 18 içinde kaleci avut atışı kullanılırken rakip takım oyuncusu 18 dışında olacak. Dışında olma, evet. Kural aynen böyle yazıyor. Aynen öyle. Biz de o gün okuralı okuduk burada. Peki ne oldu? 18 içindeki olan gol. Ama bu cince... Hayır o kuralı söylüyorum. Sizse 18'i terk etmeden topu Sizse'ye verdiler. Gol oldu. Fenerbahçe gol yedi. Kitabı kurala göre maçın %100 tekrarlanması lazım. Ben hakem hocalarıyla da. Öyle değil mi? Genelde. Eski hakemlerine. Ertem o gün okumadın kuralı böyle. Okuduk. Ben bu konuyu Göztepe'yi severim. Okum. Bak Göztepe ile ilgili de çok konuşmuşuzdur ama hiç kusura bakmasınlar. Ben eski hocalarla, eski hakemlerle, hocayla da analiz ettik. İçeride de konuştuk. Hoca anlattı, baktı. Ama ben bu maçın şu gördüğüm kurala göre ben bu maçın tekrar edileceğini düşünüyorum. Olabilir. Ben bak edilmelidir. Ben söylüyorum. Beşiktaş yönetimi yarın kendinize çok güzel şekilde savunmanızı yapın. Hukukçularınıza müracaatınızı yapın. Bu maç tekrar edilecek. Şimdi Sinancığım bir hocam. Ben fikrimi söylüyorum. Göztepe'yi boldurmam. Bir şey hocam, boldurmuyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Ama kuralı neyi söylüyor? Ha, tamam. Boldurmuyoruz. Beşiktaş'ın neyi söylüyor? Hocam. Sinan'da Beşiktaş. Hocam ya. Hak değil bak. Burada takım ayrı arkadaşlar. Burada takım falan değiliz. Göztepe'si, Beşiktaş'ı, Ankara gücüsü falan diye değil. Hayır. Burada bu kurala göre. Tabii kural neyse olsun. Ben bu kurala göre konuşuyorum. Göztepe'yi çok seviyoruz. Dün övdük. İlk stadını, başkanını, harika bilmem ne onunla o ayrı. Ama burada bir kural varsa, eğer bu kuralda yanlış yapıldıysa ve yanlış yapıldığına ben inanıyorum ve bir sürü hakem hocaları bu fikirdeyse de demek ki hocam tamam işte sevgili hocam bu hakem hatası olmaz mı? Hakem hatası olmaz mı? Söylediyenler de var. Abi şimdi neden hakem hatası, kural hatasını birbirine karıştırıyorlar? Bazı hakem hocaları isim vermiyoruz madem. Bazı hakem hocaları da bu tamamen hakem hatasıdır dedi. O görüşte olanlar da var. Sinan'ın görüşünde olanlar da var çok. Ben burada görüşü artık hakemlere bırakıyorum. Çünkü ben bu konuda hakem kesemem. Sadece şunu söylüyorum ben insanlar aydınlansın diye. Hava atışını top Göztepe'li oyuncuya verdi ya hakem. O top direkt gol olmadı. Onun için Ahmet Hoca'ya sordum. Ben öğrenmek istiyorum. Titi o topu alıp yandaki bir Göztepe'li oyuncuya verdi. Göztepe'li oyuncu topla gitti. Beşiktaşlı oyuncu tarafından düşürüldü. Hakem free kick verdi. Free kick ortalandı. O top gol oldu. Bak değil şimdi. Mi hocam? Kısa evet, seni. Erkan
arkadaşlara sadece ben değil, Türkiye'ye de kavramına. Hakem hatası dedi. Beyler çok ayıp ediyorsunuz. Hocam görüntüyü izletiyorum. Ben izlemedim. Hocam görüntüyü izletiyorum. Niye ayıp ediyorsun? Hocam bak. Hocam biz seninle konuşalım. Senin dediğin. Bak top oyun durdu. Top Beşiktaş'ın da bak. Ama Göztepe'li al. Hayır. Bak Ümit Hocam bak. Göztepe'li alıyor. Topa en son dokunan bak. Hakem oyunu durdurdu. Düdükten sonra Göztepe'li aldı. Göztepe'nin önüne gidiyor. Bak bir dakika. Hocam bak. Allah Allah. Hocam burada net bir kural hatası var. Hiç kusura bakmasın. Ama dinlemiyorsunuz ki abi. Çok güzel yanlış yazdım. Hayır şunu söylüyorum ben. Göztepe. Yanlış yazıldı. Hocam kaldır onu. Kaldır. Alt yazıyı kaldırın diye yazacaksın. Bu maçın tekrarını gerektirtmeyecek bir kural hatasıdır. Şimdi bak millet yazıyor. Hakem hatası nedir biliyor musunuz? Maradona çıktı Dünya Kupası'nda. Şu maçta 50 gol aldı. Hakemin 2 gol. Şu soruyu soracaksa hakem. Hakem gel kardeşim. Maradona bir gol attı. E bak ben sahada onu elle değil kafayla gördüğüm için bunun adı kapı gibi, aslan gibi ağır bir hakem hatası. Evet. Tamam. Evet. Veyahut da efendime söyleyeyim. Forvet oyuncusu topu elinle aldı. Evet. Hakem elle aldı, hakem gitti, çıkarttı. Ben elle almadım. Karnıyla, göğsüyle aldım. Kural hatası dediğim gibi. Kural hatası hakeme sorduğun zaman hakemin cevabı. Ne demiştik? Sen Rize Solbeki Vitoria'yı 35'te kime gösterdin oğlum hakem? Vitoria. Güzel. Evet. Bir de 81'de gösterdin. Yine Vitoria. Evladım kurallarda bir oyuncuya iki sarı kart gösterdim. Atılmasa atmadın değil mi evladım? Evet. Atmadım. Evet. Bu kural hatası. Yalnız şu çok önemli. Her kural hatasında maç tekrar edilmez. Kural hatasının sonucu etkilemesi lazımdır. Ne demektir bu? Pozisyon ne demektir ya? Ne demektir? En canlı örnek. Taş. Hakem diyor ki taş. Taş neyle atılır? Elle. Adam, oyuncu. Ayak göstere topa ayak dikiyor. Bir de hakeme bakıyor. Hakem oyna diyor. Hakeme soruyorlar. Gel buraya kardeşim. Maçın 48. dakikasında. Top taça çıktı. Taş dedi. Ya hakem taş dedi. Ama oyuncu ayakla başladı. Ya ben daldım. Şunu diyemez. Ben orada faul verdim derse yürür tarzda ama kıvırcık olursun. Fark etmez. Bu kural hatasıdır. Ama maçın sonucunu etkilemesi lazım. Bakın bir Fenerbahçe Avrupa maçında şöyle bir olay oldu. Galiba Semih'ti. Hakem 83. dakikada falan Semih'e ikinci sarıyı gösterdi. Semih böyle baktı. Öyle akıllı çocuk ki. Hakem taşı attı. 7 saniye. Ha benim evet. İkinci sarı kart at beni dedi. 7 saniye veya 8 saniye Fenerbahçe bir oyuncu fazla oynadı. 8 saniye veya 10 saniye. 11 saniye değil. Hemen Semih dedi ki beni at. Hakem oyunu durdurdu. Semih attı. 8 saniye. Futbolun doğal akışında. Bir kişi fazla oynamak bana göre avantaj değildir. O 8 saniye 8 dakika olsa maç %100 tekrardır. Şimdi gelelim dünkü olaya. Kes. Yapılan net bir kural hatasıdır lakin. Ne zaman maç tekrar edilirdi biliyor musun? Göztepe'li oyuncu orta sahadan topu şişirip Göztepe santraforu çıkıp Karius Dönüc'e kafayı vurup golü atsaydı bu maçın tekrarını gerektirecek bir kural hatasıydı. Ben de pozisyonla müsaadeydi. İşte onu anlatmakta. Hayır hocam merak soru cevap gidelim abi, ama. Ben aptal falan mıyım? Ne anlatacağım? Senin sormana gerek yok. Söz konusu olayda topu indirdi. Topla yürüdü bir Göztepe'li. Geldi evet. O siyahi oyuncusu faul yapıldı. Tamam. Top dikildi. Millet açıldı. Adam hakem şeyi çizdi köpükle. Millet ortalığı olmaz. Orada bağlantı kesildi. Pozisyon bu bana göre yani. Maçın pozisyon tıpkı ne gibi? Tıpkı ne gibi? VAR sisteminde nedir? Evet. Ben topu elle önüme aldım. Pas verdim gitti arkadaşım gol aldı. Orta sahadan elle aldım. Evet. Geçen sene Galatasaray Başakşehir maçında Galatasaray evet. iptal elinden golü. Cagne orta sahada evet. elle aldı gitti biri attı. Cüneyt Çakır haklı olarak orta sahadan golü iptal etti el verdi. Ama şu var ben elle aldım. Topu kaptı defans. Arkadaşına verdik kaptırdılar. Gitti gol aldı. Bitti. Gol o gol geçerlidir. O zaman şunu söyleyeceğim. Evet. Ben buradan çok açık ve net şunu söylüyorum. Buyursun. Türkiye'de ben bir kere Ahmet Hoca biz takılırız ederiz konuşuruz o başka bir şey. Ahmet Hoca diyorsa benim için tamamdır. Hayır ben ama şey şöyle değilim, bir şey ya, var. Kardeşim ben şimdi kural. Hayır hocam sen olayı net anlatıyorsun. Net, hayır hocam estağfurullah. Ama Türkiye'de diğer televizyonlarda TRT Spor, A Spor, Bein Sports'taki yorumcular, hakem hocaları eskiden hakemlik yapmış, ayağına top sürmemiş ama herkes tarafından saygıyla dinlenen, saygınlı olan yorumcular
var. İtimat edilen yorumcular var. Onlar diyor ki bu maç tekrar edilmeli. Edilmemeli diyenler de var Ahmet Hoca gibi. Şimdi ben şöyle bir şey diyorum. Ne olacak? Yani kime inanacak insanlar? En doğrusunu. Sana mı inanacak? Hocam, bana mı inanacak? Şimdi Türkiye bölünmüş. Ne olacak? Şimdi Türkiye bu konuda bölünmüş. Ama ağırlıklı eski hakem hocaların ağırlıklı baktığın zaman ağırlıklı kurul hatası diyor. Evet. Ama hocanın dediği gibi bizim... bu aranıyor mu? Eski kurul hatasında pozisyona etki ediyor mu? Bu maçın kazanılmasına etki edildi mi aranır mı? Evet. Ben onu söyleyeyim yani kurul hatası var deniliyor. Raporlarda da var yanılmıyorsam. Sinan abi çok özür dilerim. Raporlarda da var. Evet. Ertem temsilcinin ve şehir raporunda kurul hatası var. Bakın raporlarda da kurul hatası var ama hocanın dediği eğer kurul hatası sonuca etki ediyorsa bu maç tehir edilir mi? Bu aranır mı? Bunu ona göre çıkacak Futbol Federasyonu. Tam tamına 45 saniye sonra, 90 saniye sonra, 90 saniye sonra, 1,5 dakika sonra yanınızdayız. Çok güzel anlattın abi.